İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu oyun serisinin son dersinde, geçen derste derlemiştik Android için. Bu sefer yine derleyeceğiz ama Google Play'e yüklemek üzere. Yapacağımız işlemler şunlar. Google Play yazıyoruz. Ve yanına bir de Publish yazarsanız eğer, Publish. Sonra Enter'a basarsanız, ki aslında bunları biliyor olmanız lazım çünkü Google Play'e üye olma kısmını bu derste anlatmayacağım. Oraya giriyoruz. Ben bir hesap değiştireceğim şimdi. Kendi hesabıma girmem lazım. Kendi hesabıma girdikten sonra onu yazalım, şifremizi. Şu anda girmek üzere. Oraya girdikten sonra şu anda karşımızda Google Play'in Developer konsolu önümüze geldi. Burada daha önceden bir deneme yapmıştım dersten önce. Oyunumuzun ismi burada yazıyor. Onu kullanmıştık. Yine baştan nasıl yapıldığını burada göstereceğim. Bu dursun burada. Başka bir isimle altına bir tane daha deneme yaparız. Şimdi Unity'ye geçiyoruz. Burada önceki derstekine çok benziyor. Yine Build Settings'ı açıyoruz. Burada Android seçili. O tamam zaten. Yani Android seçiyoruz. Eğer mesela PC'de isek Android seçiyoruz şuradan. Ve Switch Platform düğmesine tıklıyoruz. Sonra Player Settings düğmesine tıklıyoruz. Sağ tarafta Player Settings açıldığı zaman orada alt kısımdaki Publishing Settings'te yapacağımız bir takım ayarlar var. Ancak aslında diğer başka ayarlar da var. Rezolüsyon ayarları, ikon ayarları, ikon resmi, sonra splash image resmi. Bunlara hep burada giriyoruz. Ama ben kritik olanları anlatacağım burada. Şimdi Publishing Settings'te bir imzalama olayı var. Sıfırdan yapıyoruz. O yüzden yeni baştan bir imza oluşturacağız. Onun için şuradaki Create New Key Store düğmesine tıklıyoruz. Her imza her uygulamaya özeldir. Şimdi burada bir yeni Key Store oluşturacağız. Onun için bir yer söylüyoruz. Browse Key Store düğmesine tıkladım. Mesela masa üstünde, desktop'ta, desktop seçelim. Masaüstünde bana user ismini teklif etti burada. Değiştirebilirsiniz. Herhangi bir isim olabilir. Kaydet dedik. Ve password'ünü oluşturacağız. Ben tabii ki basit bir şey yazıyorum buraya. Bir de tekrar yazıyoruz password'ü. Bu password'ü kaybederseniz uygulamayı Google Play'e yükledikten sonra değişiklik yapmak istediğinizde, yani yeni bir versiyonu yüklemek istediğinizde yükleyemezsiniz. Onun için bu password'ü bu programın ismiyle, yani bu oyunun neyse uygulamanın ismiyle beraber bir yerde saklı tutmanız lazım. Şimdi ne yaptık? Create New Key Store dedik. Yeni bir imza oluşturacağız. İmza dosyasının, bir dosya o, nereye kaydedileceğini söyledik. Users'da, Baran'da, Desktop'ta ve User.key Store ismi. Parolasını belirledik. Geriye bir tek şu alias satırında, alt satırdaki Create A New Key düğmesine tıklama kaldı. Şimdi ona tıklayınca bir menü daha geldi. Bu şey değil, çok zor değil. Burada da yine bir isim yazıyoruz, bir alias ismi yazıyoruz. Neydi bizim ismimiz, oyunumuzun ismi? Roguelike idi. Test diyelim sonuna. Bunun için de bir password tanımlıyoruz. Yine ben basit bir password yazıyorum. Bu passwordleri kaybetmiyoruz. Password dedik. Diğer ayarları doldurabilirsiniz, doldurmaya da bilirsiniz. Fark etmez. Ben sadece isim kutusunu yazayım şöyle. Baran Yağcıoğlu dedim. Ve Create Key dedim. Şimdi oluşturuyor dosyayı. Bakalım ne oluşturmuş. Şu programları aşağıya indirelim. Bakın şu dosya oluşturdu. User.keyStore. Onu oluşturdu. Şimdi tekrar key oluştuğuna göre esas yapacağımız işi
oluşturmak için build düğmesine tıklayacağız. Çünkü bir APK oluşturmak istiyoruz. Build and run değil de çalıştırmayacağız çünkü. Yani telefona göndermiyoruz. Elimizde hazır bir APK olması lazım. Onu yapacağız. Build düğmesine tıklayacağız. Yalnız burada işte bazen karıştırabiliyor bazı arkadaşlarımız. Biraz önce nasıl olsa imzayı hazırladık diye hemen build'a basmıyoruz. Burada tekrar bu key kısmına geliyoruz. Çünkü burada hala unsigned seçili. İşte burayı tekrar açtığınız zaman biraz önce hatırlarsanız burada bir şu unsigned vardı. Debug yani telefona kendi elimizdeki yanımızdaki bilgisayarımızın yanındaki telefonda denemeler yaparken bunu kullanıyoruz. Bir de biraz önce yeni bir key oluştururken şunu kullanmıştık. Bakın bu sefer araya da bir önce oluşturduğumuz key girdi. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtik. Bu muhakkak burada seçili olacak. Biraz önce oluşturduğumuz şekliyle. Başka da bir seçenek. Other settings'te şu şeyi düzeltmiştik. Bundle Identifier bizim tarafımızdan verilmiş olmalı. Bunların hepsi tamam olduktan sonra build diyoruz. APK dosyasını yine deneme ismiyle masa üstüne kaydetsin. Daha önceden vardı. Evet diyelim. Fark etmez. Başka bir isim de verebilirdim. Şu anda sadece build işlemini yapıyor. Unable to sign application dedi. Lütfen password'leri verin diyor. Hemen neymiş hataya bakalım. Tekrar player settings'i tıkladık. Alt kısma indik. Publishing settings'i açtık. Ben neyi unutmuşum burada? Evet şeyi unutmuşum. Biraz acele ettim. Biraz önce size şurada uzun uzun anlatmıştım şurayı. Hemen altında bir de password kısmı var. Orayı yazmayı unuttum. Buraya biraz önce alias'ı oluştururken yazdığımız password'leri buraya girmeyi unutmuyoruz. Password'ü girdim. Tamam. Şimdi tamam oldu. Tekrar build düğmesine tıkladım. Yine aynı dosyayı kullanıyorum. Tekrar yapıyor şimdi. İşlemi bitirdikten sonra elimizde hazır bir APK dosyamız olacak. İmzalanmış. İmzalanmıştan kastım bir daha açıklayayım. Bu APK'yı gönderdikten sonra bu arada bitirdi. Şu en sağdaki deneme.apk. Daha sonradan uygulamanın yeni versiyonlarını yüklerken kullanacağız. Ben Unity'yi kapattım. Çünkü artık APK'mız hazır. Şurada. Masa üstünde. Bunu şimdi göndereceğiz. Sağ üst köşedeki Add New Application düğmesine tıklıyoruz. Buradan bir title veriyoruz. Yine ben aynı ismi yazacağım. Roguelike test diyelim. Sonra Upload APK düğmesine tıkladım. Tekrar buradaki Upload düğmesine tıkladım. Browse Files dedim. Masa üstündeki deneme APK'ya çift tıkladım. Şu anda yüklemeye başladı. Yalnız bu biraz uzun sürecek. Ben biraz durduracağım. Bitimine doğru tekrar devam edeceğim. Evet, büyük kısmını upload etti. Birazdan bitecek. Ben o bitinceye kadar birazdan yapacağım veya yapmayacağım işlerden bahsedeyim. Google Play'e bir uygulama yüklerken pek çok sayıda image dosyaları da yüklememiz gerekiyor. Ben onları şimdi tek tek yapmayacağım. Zaten hepsinin neler olduğu belli olacak ama nelerin eksik olduğunu, nerede söylendiğini göstereceğim. Çünkü önemli olan zaten bir APK'yı Unity'de düzgün bir şekilde imzaladıktan sonra Google Play'e bu şekilde yükleyebilmek. Onu yükledikten sonra orada bir takım eksikler varsa onlar tamamlanacak. Onları tamamladıktan sonra zaten geri bir problem kalmıyor. Bu arada az bir şey kaldı. Dediğim gibi o demin hazırladığımız o Key Store imza dosyalarını bir yerde saklıyoruz. Daha sonradan kullanmak üzere. Şimdi yükleme bitince bir de kontrol yapacak. İmzalanmış olup olmadığını kontrol edecek. Bir problem çıkmazsa şu anda processing yazısını okuyoruz. Denetlemeyi yapıyor. Başka neleri denetliyor bilmiyorum ama en azından debug modunda olup olmadığını, imzalanıp imzalanmadığını veya başka bir hata varsa onun olup olmadığını söyleyecek. Şu anda bir hata gözükmüyor. Bu ekranda gördüğümüz kısım üst kısımda şu gösterdiğim yerde bizim verdiğimiz isim var. Roguelike Test. Sonra bizim verdiğimiz firma adı ve oyun adı com.sebilgi.mygame. Bunlar Unity'de yaptığımız ayarlardı.
Sol kısımda 2, 4, 6, 7 seçenekli bir menü var. Biz şu anda en üstündeki APK'dayız. APK ile ilgili bilgiler var burada. Kaç cihazı destekliyor? 8711. Desteklemediği cihaz sayısı 0 ve başka bilgiler var. Şimdi burada benim bakacağım şu en sağ en üstteki Why I Can't Publish. Niye bunu yayınlayamıyorum? Ona tıkladığımız zaman bize yapmamız gereken şeyleri söylüyor. Bunların hepsini tamamlarsak eğer ondan sonra yayınlayabilir hale geleceğiz. Bunlar da hep mesela Store Listing kısmına girecek olursanız bir title vermemiz gerekiyor. Bir kısa bir tanımlama vermemiz gerekiyor. Bir uzun bir tanımlama, description, tanımlama demek. Onu vermemiz gerekiyor. Mesela şu 3 tanesini verdim. Save Draft düğmesine tıkladım ve kaydettim. Tekrar Why Can't I Publish? Neden bunu yayınlayamıyorum düğmesine basarsak, hatırlarsak biraz önce biraz daha uzundu bu liste. İşte eksikleri tamamladıkça, mesela Content Rating diye bir kısım var. Oraya giriyorum şimdi, girebilirsem. Biraz yavaş giriyor ama Content Rating'e girecek olursak buradan istediği şeyi yapmak için Continue düğmesine tıklıyoruz ve oradan bizi başka bir yere yönlendirecek. Bu arada o Save Draft'a muhakkak basmış olmanız lazım. Şu Save Draft'a basıp şu Continue düğmesine basıncaya kadar yaptığınız ayarları yapıyorsunuz. Burada ben bunu denemedim ama bir e-mail adresi girip enterlediğimizde sanırım bir şey gönderiyor bize. Pricing yani ücretlendirme ile ilgili kısma giriyoruz. Burada defaultta free seçili. Eğer ödemeli olursa ona göre ayarları var. Bunların tabii hepsi ayrı ayrı incelenmesi gereken şeyler. Ama benim dediğim gibi bu derste anlatmak istediğim Unity'de buraya düzgün bir şekilde gönderilebilecek bir APK'nın hazırlanıp upload edilmesini incelemiş olduk. Böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize iyi günler.